Canavar ön bacaklarını uzatarak bir ot sapına tutunuyor ve her şeyden habersiz olan kurbanını yakalamaya hazır. Bunu gördüyseniz Amerikan futbolunda gol işareti yapan bir hakem olduğunu düşünebilirdiniz. Ama hayır, bu av arayan bir kene. Daha doğrusu aramıyor. Orada öylece zafer pozuyla oturup öğle yemeğini bekliyor. Ama buna kene dünyasında gerçekten avını aramak deniyor. Hadi şimdi ürkütücü ve tüyler ürpertici şeylere geçelim. Ver oradan müziği. Şu anda etrafını kokluyor ve tarıyor. Canavar aç ve sizin ona yaklaşmanızı bekliyor. Birazcık daha, azıcık daha ve sizi yakaladı. Parazit sizi pusuya düşürdü ve pantolonunuzun bacağından tırmanmaya başladı. Keneler sadece ormanlarda yaşamaz. Onlar her yerdedir. Şehirdeki parkta ya da banyodaki güzel arka bahçenizde olabilirler. Ancak duvarlarınıza tırmanan bir kene görme olasılığınız düşüktür. Yani bu en azından alışılmadık bir şeydir. Mesela şu arkadaş gibi. Evet, o. Görüntüyü yaklaştır. Bence kene gibi görünüyor. Hayır, değil. Biraz daha yakınlaştır. İşte böyle daha iyi. Gördünüz mü? O bir kene değil, bir yengeç örümceği. Hatta kendisi Zisticus türünden. Yengeç örümcekleri her renk ve boyutta olur. Bekleyin, dahası da var. Bizim gördüğümüz küçük adam kahverengi. Onu öndeki uzun dört kolundan ve onlardan daha kısa olan dört arka bacağından kolayca tanıyabilirsiniz. Evet, aynı yengeç gibi. Ona adını veren bilim insanları da böyle düşünmüş olmalı. Fakat onlara bu adın verilmesinin en büyük sebebi hareket etme şekilleri. Sahildeki bir yengeç gibi yan yan yürürler. Bu arkadaş uzaktan bakıldığında keneye benziyor. Ama yakından pek benzemiyor. Yengeç örümceğinin vücudu aynı normal örümcekler gibi iki kısma ayrılır. Ya da bilim camiasındaki adıyla Arachnida. Koş derliğimi getir iddialarda olduğu gibi de diyebiliriz. Tamam, ikinci kısmı ben uydurdum. Bir keneye yakından bakarsanız vücudunun sadece tek, düz bir parçadan ibaret olduğunu fark edersiniz. Daha doğrusu öğle yemeğinden önce düzdür. Aynı zamanda biraz da üçgen şeklindedir. Şimdi de bir büyüteç alın ve çok yakından bakın. Size meydan okuyorum. Yengeç örümceğinin 8 gözü olduğunu göreceksiniz. Kenelerin gözleri yoktur. Hatırlıyorsunuz değil mi? Onlar dünyayı ayaklarıyla koklayarak görür. Biliyorum, çok garip. Keneler parazittir. Yürüyen meyve suyu kutularıymışız gibi bizle ve diğer hayvanlardan beslenirler. Yengeç örümceği ise kanınızla ilgilenmez. O evinizdeki böcekleri avlar. Yani evinizde birdenbire bu böceklerin sayısının arttığını fark ederseniz öğle yemekleri evinize girmiş demektir. Bu yüzden davetsiz gelmelerine kızmayın. Onlar yemeğin olduğu yere gider, o kadar. Ayrıca sakın kabalık edip onları ezmeyin. Çünkü sadece evinizi temiz tutmaya çalışıyorlar. Onlar avcı örümcektir. Bu yüzden dışarı çıkıp yiyeceklerini avlayarak karınlarını doyururlar. Pasif bir şekilde tüm işi İpek Ağa'nın yapmasını beklemezler. Evet, senden bahsediyorum Karadul. Pekala, bu tamamen doğru değil. Yengeç örümcekleri de aynı keneler gibi öğle yemeklerinin kendilerine yeterince yaklaşmasını bekler. Sonra uzun ön bacaklarını onu kapıp ham yapmak için kullanırlar. İşte bu yüzden çok çeşitli renkleri olur. Canlı renkli olanlar canlı çiçek ve meyveler üzerinde pusuda bekler. Kahverengi olanlar ise ağaç dalları ve yapraklarıyla daha iyi uyum içindedir. Ayrıca yengeç örümcekleri de ipek üretir. Sadece ağ yapmazlar. Etrafta gezinmek için ipeği çengel kanca gibi kullanırlar. Şimdi milyon dolarlık uzman sorusu. Süslü şapkalar takıyorlar mı? Yani yengeç örümcekleri zehirli mi? Evet, kesinlikle öyleler. Ancak minik ağızları asla sizin ya da evcil hayvanınızın cildine geçemez. Bu yüzden rahatlayın. Fakat kuzenleri Sparrow dediği için aynı şey söylenemez. Bu türün daha meşhur olan bir adı da vardır. Avcı örümcek. Ayrıca bu tür oldukça büyük ve hızlıdır. Ağızlarıyla cildimizi delebilirler. Bu yüzden onlara dokunmasanız iyi olur. Sadece kaçın. İşte böyle. Doğa bu böceği yarattığında timsah başlı bir kelebek yapalım. Ha bir de yer fıstığına benzesin. İşte oldu demiş. Bilim insanları iyi niyetli bir şekilde bu böceğe Fulgora Laternaria adını vermişler. Ama yer fıstığı kafalı kulağa daha iyi geliyor. Fulgora Laternaria büyüktür ve düşmanlarını korkutmak için bir kokarca gibi kokulu bir sprey püskürtür. Kanatlarındaki tehditkar sahte gözler de bu hususta faydalıdır. En güçlü hayvanlar ormanda hayatta kalabilir. Peki ya küçük ve savunmasız olanlar ne yapıyor? Birinci seçenekleri hayatları boyunca gizlenmek. İkinci seçenekleri ise ormandaki en kötü adam gibi davranıp herkesin kendilerinden korkmasını sağlamak. Deli Fila Elpanor ikinci yolu seçiyor. İngilizce'deki adının karşılığı Fil Şahin güvesi anlamına gelse de ne bir fil ne de bir şahine benziyor. Karşısına bir düşman çıktığında yılan moduna giriyor. Tırtıl aynı bir kaplumbağa gibi kafasını içine doğru çekiyor. Bu sayede vücudu şişiyor ve bir yılan başı gibi görünüyor.
Hatta sahte gözleri bile var. Bir görseniz resmen şov yapıyor. Yılan gibi yanlara doğru salınıyor. Onu yutmak üzere olan her neyse, eyvah, en iyisi buradan uzaklaşayım diyor. Örümceklere geri dönelim. Ama durun, hepsi yürüyen bir kabusa benzemiyor. Hadi gülen yüzlü örümceği görmek için Hawaii'ye gidelim. Gerçek yüzü bir örümceğe göre neşeli görünmeyebilir. Ancak sırtındaki desen sizi gördüğüne çok sevinmiş gibi görünüyor, öyle değil mi? Eğlenceli bir bilgi vereyim. Ne de olsa görevim bu. Örümceğin deseni yediği şeylere göre değişiyor. Şahsen acı bir şey yediğinde nasıl olduğunu görmek için para öderdim. Vay canına! Dikkat edin! Size doğru dev bir eşek arısı geliyor. Hayır, şaka yapıyorum. Bu sadece başka bir kılık değiştirme ustası. Bu bir eşek arısı güvesi. İğnesi yoksa endişe de yok. Bu böcek aynı zamanda moda ikonu olan eşek arısının hareketlerini taklit etmeyi de öğrenmiş. Hızlı hızlı ve kesik hareketlerle uçuyor. Konu yaprak böceği ise her şey bariz. Yürür ve bir ağaç yaprağına benzer. En ince ayrıntıları bile barındırır. Kurumaya yüz tutmuş bir yaprak gibi görünmek için kenarlarında kahverengi lekeler bile vardır. Yumurtaları ise tohuma benzer. Kılık değiştirme harika ama Houston, bir sorunumuz var. Bu böceğin hayatının büyük bir kısmında hareketsiz kalması gerekir. Olduğu yerde öğle yemeğinin kendisine gelmesini bekler ve düşmanlarının onu iş üstünde yakalamamasını umar. En havalı kısmı ise şu, hareket etmesi gerektiğinde rüzgarda uçan bir yaprak gibi dans etmeye başlar. Hayalet peygamber devesi de yaprak taklit etme sanatında uzmanlaşmıştır. Ama bu böcek sonbahar görünümünü daha çok sever. Bir ağaçtan düşen kahverengi ve buruşuk bir yaprağa benzer. Peygamber devesinin ince bir gövdesi vardır ve rengi ağacın yanında ne kadar su ve altında ne kadar gölge olduğuna bağlı olarak değişir. Bu böcek saklandığında onu bulmak neredeyse imkansızdır. Belki dal görünümünü daha çok seviyorsunuzdur. Öyleyse size değnek çekirgesini takdim edeyim. Bu böcek ağaçlarda yaşar ve neredeyse hiç hareket etmez. Arka bahçemde bile gördüm. Nesi özel ki bunların diye düşünüyor olabilirsiniz. Tamam. Peki hiçbir dev çubuk böceği gördünüz mü? Bu böceklerin en büyüğü sırtınız kadar uzundur. Böcekler dikenleri bile taklit etmeye başladı. Bence bu zararsız bir yapraktan daha etkili bir yöntem. Diken böceğinin adı üstünde. Bana dokunursan dikenim sana batar. Hadi seni korkak. Düşmanlarını uzak tutmaya yardımcı olmaları için arkadaşlarını işe almıştır. Bir araya gelirler ve düzgün, dikensiz bir dalı sivri ve acı verici çıkıntıları olan bir dala çevirirler. Aç kuşlar bunu görür ve zeki hayvanlar oldukları için oraya konmayı reddeder. Hey, doğaüstü canavarlarla dolu paralel evrene açılan kapıyı kapatmayı kim unuttu? Aslında hala dünyadasınız ve o da sizin dünyanızda yaşıyor. Yani Güneydoğu Asya'ya da Avustralya'daysanız. İşte karşınızda bilim insanlarının Creatonotus genus dedikleri şey. Ama ben ona dokunaçlı böcek diyeceğim. Evet, dokunaçlı böcek genellikle böyle görünmez. Genelde normal bir güve gibi görünür. Çünkü bir güvedir. Ancak kendine bir partner çekmeye çalışırken alt kısmından iki çift kocaman dokunaç çıkarır. Güve onlara zehir değil, feromon püskürtür. Bunlar dişileri çeken ve güzel kokan kimyasallardır. Cidden işe yararlar. Yani kendi aralarında tabii. Harvard'daki bilim insanları 2012 yılında Surinam ormanlarında 60 yeni böcek türü keşfetti. Başlıca keşifleri çekirge gözleri ve garip gümüş renkli saçları olan alışılmadık bir böcekti. Ona troll saçlı böcek adını verdiler. Çünkü bazen bir şeyi gördüğünüz an ona ne isim vereceğinizi bilirsiniz. Gümüş kuyruğu böceğin düşmanlarını uzak tutmak için salgıladığı bir cila. Ayrıca böcek düştüğünde yastık işlevi görüyor. Bu sabah uyanıp kahvaltı yapıp işe gittiğinizi hayal edin. Ama kıyafet giymek yerine vücudunuza kızarmış ekmek, çırpılmış yumurta ve pastırma yapıştırıyorsunuz. Evet, garip ama başka ne yapacaktınız ki? Otobüs durağına giderken bir kuş alçalıp sizi yakalayabilir. Zümrüt güve tırtılı bu tekniği uygular. Böcek üzerine çiçek yaprakları yapıştırır ve bu yaprakları yer. İşte benzetmem şimdi kulağa mantıklı geliyor. Tırtıl çiçekli elbisesi bozulduğunda yenilerini toplar ve onları ipekle üstüne yapıştırır. Bu küçük adamın hayat döngüsü her gün kıyafet giyme oyunuyla geçer.